Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi bugün şeytani bir karakterden bahsedeceğim. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Sizlere geçen sene Noel Baba'dan bahsetmiştim. İzlemediyseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Bu sene de sizlere Noel Baba'nın tam tersi olan şeytani bir karakterden bahsedeceğim. Krampus yeni yıl şeytanı olarak da bilinmektedir. Germen kökenli olan bu canavar Aziz Nikolas yani Noel Baba'nın yardımcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle yaramaz çocukları korkutmak için ortaya çıkan bir folklorik karakterdir. Boynuzu sivri dişli, siyah saçlı, yarı iblis, yarı keçi olarak tasvir edilmektedir. Sene boyunca iyi davranışlar sergileyen çocukları Noel Baba ödüllendirirken, sene boyunca kötü davranışlar sergilemiş çocukları ise Krampus cezalandırmaktadır. Krampus, şeytanın Hristiyan kilisesi tarafından bağlanmasını sembolize ettiği düşünülen zincirler taşır. Bu zincirlere çeşitli boyutlarda çanlar eşlik eder. Ayrıca çocukları işkence etmek için kullandığı bir sopası da vardır. Sırtında çuvalı da vardır. Çocukları bu çuvalla kaçırdığı söylenir. Adı pençe anlamına gelen krampen kelimesinden türetilmiştir. Zaten İskandinav mitolojisinde ölüler diyarının kraliçesi olan Hel'in oğlu olarak da bilinir. Çocukları cezalandırdıktan sonra yeraltı diyarına götürdüğü de söylenir. Krampus, Yunan mitolojisindeki Pan ve Satyr'e de benzer özellikler taşımaktadır. 6 Aralık gecesi kent sokaklarında Krampus bildirir ve bu geceye de Krampus gecesi adı verilir. Aynı şekilde yine 6 Aralık gecesi aslında Noel Baba günüdür. Bir gece öncesinden çocuklar dış kapıya ayakkabılarını bırakır ve ertesi sabah ise ayakkabıların içinde hediye mi yoksa bir değnek mi olduğunu kontrol ederler. Bu figürün kökeni belirsiz olsa da bazı halk bilimciler ve antropologlar Hristiyanlık öncesine dayandığını varsayarlar. Avusturya, Almanya, Macaristan, Slovanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde Krampus gibi giyinen insanlar Krampus koşusu adı verilen etkinlikte kent sokaklarında insanları takip ediyorlar. Krampus uzun yıllar boyunca Katolik Kilisesi tarafından unutturulmaya çalışıldı. Kilise onun için yaratılan hikayeleri ve düzenlenen etkinlikleri yasakladı. Ve bu mitolojik karakter unutulmaya başlandı. Bu eski gelenek Avrupa ve Amerika'da tekrar düzenlenmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Aynı zamanda Avusturya'da da Krampus çikolataları, heykelleri ve boynuzlarıyla beraber tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Belki de sadece yaramazlık yapan çocukların uslu durması için anlatılan bir masal iken zamanla bu hikaye daha da yaygınlaştı ve korkutucu bir hal aldı. Krampus her zaman Noel Baba ile beraber dolaştı. İyi ve kötü arasındaki uyumu sağladı ve aslında her şeyin dengeli olduğunu da temsil etti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.